verdim Ankara'ya. Bir sefer meseleler için gittik yani. Kayacık sahili, Kille Koyu, Sigem'in Cezayir'in bir tarafındaki jandarmayla adliyenin arasındaki spor salonu oradaki 24-22 dönüm alan emniyetin karşısındaki 29 dönüm bir şirketin kiralamış olduğu biraz sonra da yetki belgesi için Bekir'de açıklamalarda bulunacak. Çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah Nalaman'ımıza hayırlı olsun diye düşünüyorum. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Biz ne yapıyorsak Dalaman'ın menfaati için, Dalaman'ın faydası olması için ne gerekiyorsa elimizden geleni yapıyoruz. Herhangi bir birilerine peşkeş çekilmiş veyahut da herhangi bir birilerinin faydalanması için bir şey yaptığımız yok. Aldığımız tepkiler tamamen kim olursa olsun, isterse benim babamın oğlu olsun, kimseye peşkeş çekmiş veya kimseye herhangi bir yer satmışlığımız yok. Açık ve net bazen arkadaşlardan şunu duyuyorum, üzülüyorum. Dalaman Belediye Parkı'nda çay 5 lira oldu. Hala bu söylentiyi Dalaman'da kesemedim. Biraz sonra da Bekir Bey gerekli bilgiyi aktaracak. Tamamen bu meclis ne karar verdiyse orada ona satacak. Tek benim yetkimde değil. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Artık bu sokak dedikodusunun bitmesini istiyorum. Arkadaşlar biz buradaki yetki neyse hep beraber karar verdiğimiz karar neyse ona uymak zorundayız. Biz doğrusu bu diye hiçbir zaman dikte yapmadık, yapmıyoruz. Yani özellikle bunu söylemek istiyorum. 30 Ağustos kutlamalarını yaptık. Dalaman'ımıza yakışır bir şekilde olduğunu düşünüyorum. Keşke meclis üyelerinin hepsi orada olsaydı. Yani meclis üyelerinden Hülkü abla göremedik. Oradaydı başkanım. Salih göremedik. Ali abi işlerinden dolayı göremedik. Yani 15 tane meclis üyesinden sadece 3 veya 4 kişi vardı. Başkanım biliyorsun ben böyle şeyleri hiç kaçırmam. Özellikle resmi törenleri, kutlamaları asla kaçırmam. O gün Muğla'daydım. Bir arkadaşımın İzmir'e gitmem gerekiyor. Düğünü vardı çok yakın arkadaşımın. O yüzden. Neyse 30 Ağustos Sefer Bayramı'nı kutluyorum. Tüm Dalaman halkını. Dalaman'da olan herkesin bayramı. Evet evet. Asla kaçırmam. Bu bayramı olmaz. Biz asla orada siyasi bir düşüncemiz olmadan Dalaman'a yakışır bir şekilde belediyemizi çok fazla zarara uğratmadan imkanları zorlayarak yani çok büyük bir konserve yaptık mı yapmadık. Kesinlikle öyle bir şey düşünmeyin. Dışarıdan sponsorlarla bu işi çözmeye çalıştık. İnşallah 29 Ekim'de hep beraber orada olursak cani gönülden sevinirim. Teşekkür ediyorum. Buyurun Bekir. Belediyemizin değeri tarım işletmeleri genel müdürlüğünce uygun bulmuş olması nedeniyle sözleşme imzalamak için 5393 sayılı Belediye Kanunu 18. maddesi gereğince Belediye Başkanımız Muhammed Karakuş'a yetki verilmesinin meclisimizce görüşülmesini arz ediyorum. Arkadaşlar, bu açıklamasını getirelim. Daha önce seçimden önce buraya bir şirket kiralama yapmış. Bu şirketin tüm buraya kamulaştırma önce değerli kamulaştırma. Kamulaştırma yarışmalarımız devam ediyor. Fakat bu arkadaşın kirasını dövdük, sonlandırılması için bu ülke biz oraya kiralamıyoruz. Bundan dolayı sözleşmede yetki verilmesi için. Kabul ederler. 3 yıllık işletme yarışını kazanan Zeytek Atin Otobüs, Otopark, Kırdım İnşaat, Emlak, Limited Şirketi'nin Belediye Başkanlığımıza 21.8.2019 tarihi vermiş olduğu dilekçesinde şartnamede belirtildiği üzere park içinde satılacak ürün çeşitlerini belirlemeye belediye encümeni, ürün fiyatları belirlemeye ise belediye meclisimizin yetkisinde olması nedeniyle ilgide kayıtlı yazılı şekilde belirtilen satılacak ürünlerin fiyatlarının belirlenmesi hususunu
arz ediyorum. Arkadaşlar, ben şöyle bir şey söyleyeyim. Bunu hemen bir ara verelim. Arkadaşlar, mağdur etmeye komisyona tebrik edelim. Komisyon toplandı. Hemen akabine devam edelim. Tamamen muhatabeyi veriyor.